Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dörtlü fıstık yapacağız. Bakın böyle çok güzel çok şık bir oya. Ben bunu müşterim için yapıyorum. Örneğini çıkarttım şu anda. Yapacağım örtüyü de göstereyim hemen size. Örtümde bu çok güzel böyle çiçekli bir örtü. Cenkin yazması arkadaşlar. İçindeki renklere göre uydurdum ben. Yeşilim bu. Altın Başak. Bir de numara ulaşsak çok iyi olacak. Ulaş 383. Sonrasında şu maviye uydurup böyle bir mavi tercih ettim arkadaşlar. Bu da yine altın Başak'tan motifli oyalarda hep aynı markayı tercih ediyorum ki büyüklü küçüklü olmasın diye. 874 arkadaşlar bu da. Bir tane de pembe koyacağım arkadaşlar. O da bu. O da altın başak 91 numara. Pembenin güzel bir tonudur bu arkadaşlar. Ne çok fosforlu ne çok mattır. Hem canlı duruyor. Hem de e, böyle cırt durmuyor. Güneşe çıktığında falan da güzel bir ton bu. Bunu kullanacağım ben. Şimdi örneğimi de bununla çıkarttım. Önce bir örnek çıkarayım. Ondan sonra tülbente geçeyim dedim. Örneği de tutturdum. Şöyle ki arkadaşlar bakın Burada ben bir tık aralık bıraktım ki örnek tam böyle otursun diye şu e, bübüklerden yapmadım. Bakın örnek tam da oturdu. Çok güzel oldu. Örneğimize başlamadan önce arkadaşlar ben size bir şey göstermek istiyorum. Şu ahtapot oyasını yapmıştık. Benim incilerimi bulamamıştım ben. E, i̇ncilerimi de buldum diktim şu anda. Onu da göstermek istiyorum. Bunun e, eklemiştim. Diğer geçmiş videolarımda var. Bahsettiğim inci buydu arkadaşlar. Bakın yakından göstereyim. Taş inci. Bu çok fazla soyulma yapmaz. Gelinlik incisi diye geçiyor. Bakın böyle. Böyle. Sonradan tutturduğum için normal bir iplikle diktim. Naylon iplikle dikerseniz tabii daha sağlam olur. Zaten bunun incilerini sonradan dikiyorsunuz arkadaşlar. İncisi de bu şekilde. Bunu göstermek istedim size. Bu inciden bulursanız... Ee, soyulma yapmıyor bu yıkandığı zaman diğer inciler hemen yüzleri gidiyor. Bu çok uzun ve dayanıklı oluyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim dedim size hazır elime geçip dikmişken. Şimdi arkadaşlar e, örneğimize başlayalım. Tığım bu arada 22 numara. Bakın ben bir de şöyle bir şey aldım. Bu da yeni tığım. Mat böyle kadife gibi kadife gibi e, şey oluyor. E, kaymıyor elinizden. Bu da güzel bir tığmış Tavsiye ederim arkadaşlar. Yine tulibin yabalının da var. Böyle mat burası. Bunun gibi parlak değil. Elimi tutuyor. Yazın mesela kullanım güzel oluyor bunun. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi. Şimdi şu aradaki vereceğim boşluktaki bübükleri göstereyim arkadaşlar. Şu ibikleri. Şöyle orta karar bir bir saniye önce kameramı biraz kurcalayayım şöyle. Hı. Orta karar bir örümcek yaptım arkadaşlar. Bir saniye gene olmadı. Biraz oynayacağız galiba bununla. Öyle görünüyor. Hı. Şimdi oldu galiba. Orta karar bir örümcek yaptım arkadaşlar. Başına iki tane doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battığına giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet zincir çekiyorum. Şimdi fıstık dolduracağım arkadaşlar Bir Fıstık ilmeği çekeceğim yani. Alttan giriyorum. Dibine bir tane. Alttan giriyorum. İpimin içinden geçiyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 13 tane olacak arkadaşlar. 12 elim açıldı. 13 Hepsinin içinden geçiyorum arkadaşlar. Sonrasında buradaki yuvama kapatıyorum fıstığımı. Şöyle fıstığımızı da elimizle çekiştirerek düzeltirsek bakın böyle daha güzel olur. Aşağıya doğru bir oh, ilmeğim çıktı. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane de sık iğne yaparak. Aşağı iniyorum arkadaşlar. 8. sık iğnemi de diğer tığ batma. Bakın böyle. İbibikler bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle araya boşluk vereceğiz bunlarla. Şu anda ütü süs tabi ütülenince bu şekilde daha düzgün bir şekilde duracak. Şimdi araya bir tane daha yaptıktan sonra ikinci motifimi dizeceğim arkadaşlar. Onu da kamera arkasına yapıp döneceğim hemen. Evet arkadaşlar bakın ben araya bir tane daha yaptım kamera arkasında. Üç tane Böyle fıstıklı ara yaptım. Başlarına da fıstık koyuyoruz. Bol fıstıklı bir oya bu. Şimdi arkadaşlar şurada bakın aralık verdim. Bir buraya bir de diğer tığ battı. Yani totalde bir buçuk gibi bir şey olmuş. Hemen onun arasını verelim arkadaşlar. İki zincir çekiyoruz. Hemen buradaki tığ battıya giriyoruz. İki zincir daha çekiyorum. Diğer tığ battıya giriyorum arkadaşlar. Bu benim vereceğim ara. Fıstıklar birbirine çok yapışmasınlar diye. Şimdi yuvamı kuruyorum arkadaşlar. Hemen orta karar bir örümcek yapıyorum. 1-2-3 tane doluyorum arkadaşlar. Ben başına ki dik dursun diye. 1-2-3.ye giriyorum. 3. tığ battığına giriyorum. Önce bir kez. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Çekiyorum arkadaşlar. 1 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum. Arkaya dönüyorum. Şurada bakın bir e, boşluk var. Oraya kapatıp bir yuva oluşturuyorum. Bir zincir çek dön. Bakın. Bakın burada küçücük bir yuvamız oldu. Oraya şimdi üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet zincir çekiyorum. İpimi çok hafif uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi e, fıstık dolduracağız yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane arkadaşlar. 16 tane fıstık dolduruyorum. İp sarayım biraz elime. 16 tane doldurduktan sonra hepsinin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada oluşturmuş olduğum yuvanın içerisine bu fıstıklarımı kapatıyorum. Şöyle şöyle kapattık bakın. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincirimi çekiyorum. İpimi çok hafif uzatıyorum arkadaşlar. 1 2 pardon 3 oldu. İlk ilmeği saymayı unuttum. 4 5 6 7 8 9 10 Kameramda da yani bugün arkadaşlar bir odak problemi var. 11 12 13 14 15 16 tane fıstık dolgumu yaptıktan sonra hepsinin içinden geçiyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yuvaya bu fıstığımı da kapatıyorum. Şöyle sıkılayıp elimle düzeltiyorum. Bir zincir çekelim kaçma olmasın. 2 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet zincirimi çekiyorum. Tekrar bir fıstık daha yapıp aşağı ineceğiz şimdi arkadaşlar. Bu yuvamın başı. Şimdi araları da fıstık dolduracağız. Ilmeğimi uzatıyorum. Fıstıklarımı çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 ve 16 arkadaşlar. Hepsinin bir içinden geçiyorum. Tekrar yuvama şöyle elimle de muhakkak düzeltiyorum ki fıstığım güzel olsun. Bakın 3 tane fıstığı birden yaptık arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ya Şu dibine geçiyoruz arkadaşlar. 8 adet sık iğnesiyle aşağı ineceğim ben. 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 9. şurada dibine yapalım. Evet yuvayı kurduk. Bu benim yuvam. Fıstık yuvam. Şimdi etrafına fıstıklar dizeceğiz. Bunlar arkadaşlar. Şimdi. Diğer yanına da aynı buradaki gibi 2 tane boşluk bırakacağım arkadaşlar. 1-2 zincir çekiyorum hemen diğer tığ battıya giriyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki tığ battıya giriyorum arkadaşlar. 2 tane. Böyle 2 tane göz olacak. Orta karar bir örümceğimi yapıyorum. Başına 2 doluyorum. 1 2 3'üncüye giriyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Buraya da 13 tane, 13 tane tam fıstık ilmeği çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsinin bir içinden geçiyorum arkadaşlar. Buradaki yuvamı kapatıyorum. 6 adet sık iğne ile de aşağı iniyorum. 5 ve 6 Yedinciyi de diğer tığ battıma yaparak kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şu başına ipimi kırayım ben. Başına e, şeyler yapacağız. Renkli motifimizi düşeceğiz Evet arkadaşlar şimdi bu pembe rengimle şöyle açalım. Şu mavinin aynısının pembesini şuna yapalım hemen. Elime biraz sarayım sonra başlayalım inşallah. Şöyle arkadaşlar ipimi tığıma sabitliyorum. Bu düz yüzümüz arkadaşlar. Tülbentimizi ters yüzüne çeviriyoruz. Şu fıstığın dibine hemen ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın bu dibe sabitledim. 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu yuvaya giriyorum. Tam aradan sıkılıyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir daha çekip diğerine giriyorum arkadaşlar. Bunlar fıstıklarımızın, üçlü fıstıklarımızın yuvası olacaklar. 1 2 3 4 5. Sonuncusu bu da arkadaşlar. Yine buradaki yuvaya giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Oyamın düz yüzüne dönüyorum. Dönemiyorum tabi öne doğru kıvrıldığı için. Şu fıstığımızı şöyle eğerek yapalım arkadaşlar. Bu oluşturmuş olduğumuz 5 zincirli yuvaya giriş yapıyorum. 5 adet sık iğnesi yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 zincir çekiyorum. Döndürüyorum şöyle. 1, 2, Üçüncüye, üçüncü yuvaya Ay giremedim. Tığımın ucu takıldı gene. Heh. Evet kapattık şöyle. Heh. Evet. Buraya girdik arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekelim. Şöyle de düz yüzüne dönüyoruz. Burada bir tane yuva var bakın. Pek görünmese de bu bir yuva. Evet şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet zincirimi çekiyorum. İpimi azıcık bir şey uzatıyorum arkadaşlar. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 tane fıstık ilmeği topluyorum arkadaşlar. Hepsinin bir içinden geçiyorum. Burada oluşturmuş olduğum, bakın böyle. 4 zincirli yuvama kapatıyorum. İlmeğimi çekiyorum arkadaşlar. Bu birinci fıstığım. 2 adet daha yapıyorum. Aynı yuvaya kapatarak video uzun sürmesin diye. Kamera arkası yapacağım arkadaşlar. Sonrasında dönüşeceğim. Evet dönüş arkadaşlar yapacağım. bakın. 3 adet fıstığımı yaptım. Dibine bir adet sık iğnesi yapıyorum arkadaşlar ki oraya sabitlensin diye. Şimdi onu da yaptıktan sonra iki adet zincir çekiyorum arkadaşlar aşağı ilk yuvamıza iniyorum. Birincisi oldu arkadaşlar. Şimdi şu fıstığımızı buraya getiriyoruz. İkinciyi eğiyorum böyle. İkinci yuvama bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 adet sık iğnesi de buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 zincir dönder. 1, 2, 3. Üçüncüye batar arkadaşlar. Tekrar ön yüzümüze dönelim. Pek döndermeli bir oya bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar. Burada uyguladığımız mantığın aynısı arkadaşlar. Fıstığımı yapıyorum ve buraya batıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Fıstık toplamayı biliyoruz zaten. Çoğu videomda da var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hepsinin içinden geçiyorum. Hepsinin içinden geçtikten sonra buradaki yuvaya kapatıyoruz. Fıstığımızı düzeltmeyi unutmuyoruz. Aynı mantık arkadaşlar. Buradaki gibi diğer iki fıstığı da yapacağım ben şimdi. Sonrasında geri dönüşler. Ben son fıstığımı da yaptıktan sonra bunun dibine bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir iki zincir yapıp ilk baştaki yuvamıza beş zincirli yuvamıza iniyorum. Bakın iki fıstığım hazır bile. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu fıstığım böyle kapatıyorum. Bir sık iğnesiyle bu yuvaya giriş yapıyorum. Gördünüz. Tekrar buraya da beş sık iğnemi yapıyorum. Yükseltimi yani bu yükselti. 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir döndürüyorum arkadaşlar. 1 şöyle 1 2 ve 3. 3.ye batıyorum. Tekrar dönelim. 2, 3 4 5 6 7 8. Tekrar 3 fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasına yapıp döneyim ben. Bakın arkadaşlar, üçüncü, üçüncü ve son fıstığımı da bitirdim. Dibini hemen bir sık iğnesi yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. İlk yuvama şuraya giriyorum. Sıkılıyorum ve kapatıyorum. Şöyle keselim arkadaşlar. Hemen bir de yakayım. Açılma olmasın. Şimdi düzeltelim biraz arkadaşlar. Şöyle çok eğdik büktük çünkü malum yaparken Hı. elinizle böyle düzeltirseniz daha güzel olur. Ütülerken de tabii düzelterek ütülemeniz gerekiyor. Şimdi göstereyim size arkadaşlar bakın. Çok güzel oldu. Bakın bu şekilde oldu. Üst üste de binmiyor hem. Normalde şundan buraya da bir tane yaptığın zaman bu e, fıstık onun üstüne devriliyordu böyle. Hiç güzel olmuyordu. Ben böyle daha çok beğendim. Örnek çıkardım zaten o yüzden. Özellikle bana gelen örnekte de öyle değildi çünkü. Böyle daha güzel oldu. Daha kullanışlı oldu. Evet arkadaşlar. Anlatımımızın sonuna geldik. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de yapabilirsiniz. Yapanlara kolaylık diliyorum. Çünkü biraz zahmetli bir oya ama harika bir oya. Çeyizleri süsleyecek çok güzel bir oya. <laughs> Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak Abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bildirimlerden haberdar olmak istiyorsanız zili aktif hale getirerek ekleyeceğim videoları görebilirsiniz. Eğer örneklerimi beğeniyorsanız birer beğeninizi alırım. Aklınıza takılan şeylerde de yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Dönmeye çalışırım. Hepiniz sevgiyle kalın. Hayırlı günler arkadaşlar.